Genel seçim öncesinde sizin uyarılarınız vardı. Sandık güvenliği, sandık güvenliği, sandık güvenliği dediniz. Yine hatalar yapıldı. Bu defa mevcut seçimden sonra gelen, kurultay sonrası gelen Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve kadrosu önümüzdeki süreç içerisinde yine böyle endişeleriniz var mı sandık güvenliği ile ilgili veya endişe demeyelim hangi tavsiyelerde bulunacaksınız? Rıdvan Bey, parti yöneticilerinin hepsi bana düşman oldu. Neden? Vallahi yani işte mesela 2020 yılında 11.800 sandıkta sıfır oy aldığımız için aman ha dedim. Ankara'daki genel merkez yöneticileri. Kravatlarınızı çıkarın, Anadolu'yu dolaşın. 11.800 sandıktan niçin yokuz diye bu çalışmaları yapın. Sadece bunu söylediğim için uzun yıllardır 2020 yılından itibaren Tepki gösterdiler Cumhuriyet size. Halk Partisi'ne yakın iki tane televizyona bana yayın yasağı geldi. Onun farkındayız. Size bir tepki Şimdi gösterdiler. ya söyleyecek çok şeyim var da ya söylerken kardeşim bakın hani bunu böyle ekranlarda söyleyen biri değilim. Kapalı grup toplantılarında genel başkanlara, genel merkez yöneticilerine bilgileri, belgeleri göndererek söylüyorum. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Yani hani zaman zaman sahada sokakta ben işte trafik şey memuru gibiyim. Vatandaş görünce Cumhuriyet Halk Partili olduğumuzu bildiği için ya biz oy verdik ne oldu? Doğru haklısın abicim, ablacım oy verdiniz. Hiç itiraz etmiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ama siz Türkiye'de 50 bin, 850 bin küsür mahalle var. 50 bin küsür mahallenin 16 bin, 17 bin mahallesinde muhalefetin hiç üyesi yoksa ya buradan niye biz oy almıyoruz, alamıyoruz deme şansımız olur mu Rıdvan Bey? Yani. Ya gerçekten içim yanıyor. Yani bunları Evet. söylemek 8 yıldır sonra dönüyorlar sosyal medyada. E sen yapsaydın ya kardeşim. Ben 8 yıldır, 8,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi değilim. Değilim. Olsam zaten bunları konuşmam, kendim yaparım. Siz bireysel olarak yapıyorsunuz zaten. Devamlı sokaklardasınız. O Halkın ayrı bir soru. içindesiniz. Tabii ki onu Evet. herkes görüyor. Ama içerideki bu üyelik sistemi, bu sandık sorunu, sandıklarla ilgili 1.000 kez söyledim, 1.000.000 kere söyledim ve sadece söylemekle yetinmedim. Aynı zamanda seçimden 6 ay önce video çektim, 6 siyasi partilerin liderlerine gönderdim. Yetmedi, bu işten sorumlu olan hepsine gönderdim. Tane tane nerede aksaklıkların, Evet. sorunların olduğunu yazdım, anlattım. Olmadı, yapamadım, beceremedim. Ne yapayım?